abla. Merhaba. Vaktin var mı biraz? Var tabii, var var. Gel. Gel, otur böyle. Ben dün kapıda konuştuklarınızı duydum da. Sen daha ona katil dedin. Benim kıza sitem ettin filan. Tabii Aydan hiçbir şey söylemiyor. Ben de merak ettim. Ne oluyor? Oy abla, Aydan bir şey anlatma neyse, ben hiç... Sen anlatacaksın. Benim kızımı bu adamdan kurtarmam lazım. O yüzden bana olan biteni anlat. Şöyle söyleyeyim. Dağhan'ı bir ömür boyunca hapse tıkacak bir kanıt vardı elimde. Kızın çaldı. Bir flaş bellek. Muhtemelen bir yere atmıştır. Dağhan'ı ömür boyu hapse tıkacak dediğin şey... Söylediğin şey mi? Dağhan birini mi öldürmüş? Dağhan'ın bir kiralık katil olduğuna eminim. Yağmur. Sabahtan beri hiçbir şey yemedin. Sana bir tost yapayım mı? Yok Aydan ya, sağ ol. Yine sağlık. Ben seni çok başıboş bırakmışım ya. Ben sana çok yumuşak davranmışım. Ama bitti. Bundan sonra canım cicim bitti. Anne ne diyorsun? Bundan sonra o adamın, o katilin adını ağzına almayacaksın. Onun sokağından bile geçmeyeceksin. Kızım ben seni sokakta mı buldum? Ben seni tek başıma büyüttüm. Gidip de katilin biri gelip seni parmağının ucunda oynatsın diye o çileleri çekmedim ben. Oya lütfen sakin olur musun? Sen girme araya Fikriye. Girme, çok sinirliyim şu anda. Sen de defol evine git. Anne yapma. Annem anne yok. Anne yok. İstemiyorum. O adamın hiçbir şeyini istemiyorum. Ne anasını, ne babasını, ne danasını, hiçbir şeyini istemiyorum. Seni o adamdan kurtarmam lazım. Hadi kızım, hadi kızım, yürü git. Anne saçmalama, delirdin mi ya? Ne yapıyorsun? Delirmedim. Doğru konuş benimle. Aklım başımda. Kafası giden sensin. Katilin birini korumak için kanıt yok eden sensin. Bundan sonra döverim seni. Anladın mı? Sopayı elime alıyorum artık. Eğer o katille görüşürsen senin bacaklarını kırarım ben. Ne bakıyorsun kızım? Hadi yürü artık, yürü, defol git. Oyacığım burası benim evim. Yağmur da benim misafirim. Fikri abla gerek yok. Ben gidecektim zaten. Gerek yok. Yağmurcuğum lütfen oturur musun? Lütfen. Fikri abla bırak lütfen. Gitmek istiyorum. Yağmur ama abin seni bana emanet etti. Aydan gerek. Hala abi diyor. Hala abi diyor. Kız senin kafanı kırarım. Defol git odana. Dağhan. Yağmur'u çağırır mısın? Yağmur yok. Ne demek yok? Nerede? Merak etme, ben konuştum. Sizin eve gitti. Ya şu an orada. Ya Aydan ben sana burada kalacak, sana emanet demedim mi? Ya dedin de... Annem cozuttu biraz, ne yapayım? Ya cozutmak ne demek ya, o nasıl bir şey? Ya Gürkan'la konuşmuş. Sizin şu mesele hakkında bana bağırdı, çağırdı, Yağmur'a da git dedi. Engel olamadım, kusura bakma. Kim o? Sana ne? Güldüğün gibi geldi de.
Ne oldu, zoruna mı gitti? Yani benim yüzüm hiç gülmesin Maydan. Ne diyorsun ya sen? Öyle işte, annem Yağmur'a git dedi. Bana da dedi ki, bir daha Dağhan'la görüşmeyeceksin, yoksa senin bacaklarını kırarım dedi. Görüşmüyoruz yani bir daha. Zaten görüşmeyecektik Aydan. İsabet olmuş. Ben Yağmur'u buraya yalnız kalmasın diye getirdim. Öyle mi? Eskiden beni görmek için apartmanın borularına maymun gibi tırmandığını hatırlatırım ama. Keşke annem seni aşağı fırlatsaydı, şu an bunları diyemiyor olurdun. Keşke, keşke fırlatsaydı da şu kafam kırılsaydı, seni sevmekten vazgeçerdim belki. Bunların hiçbirinde yaşamamış olurdum. Ne yaşıyorsun ya sen? Ne yaşıyorsun? Sürekli onu yaşıyorum, bunu yaşıyorum. Ne yaşıyorsun? Ne? Ne oluyor ya? Saçmalama! Ne işin var burada? Uzaklaş! Geri bas! Yoksa da Aydan Maydan! Açma kapıyı demedim mi sana? Çok ayıp, vallahi hiç yakıştıramadım. Ne dedim? Anne, ne yapıyorsun? Aydan! Bak, bunların hepsi genetik. Senin de sonun böyle olacak. Bak, hala konuşuyor bak. Anne, dur. Ne yapıyorsun? Kaç lira bunun kilosu biliyor musun sen? Aa! Ne bakıyorsun öyle Nemrut Nemrut? Gir içeri. Gir dedim. Tövbe estağfurullah.